İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters and... Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. The very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Alan. Biz aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Çağırma beni, bir gece ansızın gelebilir. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilir. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Deniz Baş, Kıbrıs Gazisi, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Kıbrıs'a, Kıbrıs 1, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'ne Bolu Komanda Tugayı'na katıldım. Bolu Komanda Tugayı'ndan reolarla bizi Ankara'ya kadar getirdiler. Ankara Etimesut'te otobüsleri bindirerek Silifke, Mersin'e bağlı Silifke ilçesinin Ovacık beldesinde orada ikamet ettik. Ayın 19'unda ikamet ettik. Orada gerekli hazırlıklar yaptıktan sonra 20 Temmuz saat 10.30'da helikopterle Kıbrıs'a hareket ettik. Beş mamaklarını geçerek. Her taraf ateş altındaydı. Tabii ki geçmişte 1964'ten beri zaten Kıbrıs gerekli şeyini almış, yarasını almış, özgürlükleri bitmiş, yaşama koşulları sona ermiş. Fakat Türk askerinin oraya gitmesiyle onları belli bir rahata kavuşturma noktasına geldik. Ben Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldığı konusunda değinmek istiyorum. Kıbrıs Harekatı Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türklerinin içinde, Türklerin de içinde bulundukların zor durumdan kurtarmak ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 yılında 35 bin ile 40 bin askerle 1. ve 2. hareket gerçekleştirildi. 18 Ağustos'ta sona eren barış harekatı ile Türk askeri büyük başarı kazandı. Adada barış dönemi başlamış oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk ordusu 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafı ise 701 mücahit, 270 vatandaşını kaybetti. Cenevre Konferansı'nda çözüme varılamayınca 14 Ağustos 1974'te Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başladı ve 16 Ağustos 1974'te ateşkes ilan edildi. Gazi, hak uğrunda kan döken, yaralanan, sıhhatini kaybeden, unutulmayacak izler bırakan, gönüllere taht kuran ulu insanlar, yüce kahramanlar, cins ve asil şahsiyetler, dünyada ve ukvada kutlu zatlar, şehit, Allah yolunda canını feda eden, Müslüman, hak için hayatını heba eden, mümin, Allah'ın rızasına eren, o rıza uğrunda ölen, elbisesi çıkarılmadan, yıkanılmadan gömülen gerçek diriler. Gazi kimdir? Muharip Gazi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade eder. Gazi milli bir kahramandır. Yüksek şeref, ahlak ve fazilet sahibidir. Gazi vatanı için canını feda eden, devletin yanında olan kişidir. Gazi milletin bütünlüğü,
ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve bu mücadelede şehit ve gazi olan kahramanları yeni nesillere anlatma, tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda faaliyette bulunan kişidir. Gerçekten tabii ki savaş kolay bir mesele değil. Ben hemen hemen 20 gün falan 5 Mart dağlarında kaldım. Daha önce savaş başlarken uçaklar gelmişler, yangın bombası atmışlar. Fakat her bir şeyin ağacın altına veyahut da kayanın altına çektiğin zaman yarım metreden aşağı kül yok. Acıktık, susadık. Bir çelik başlığın içerisinde yani bize çok şeyler geliyor ama yetişmiyor yani yetiştiremiyorlar, getiremiyorlar. Matara kapağını kayanın üzerinde koydum. Sabahleyene kadar rutubetlemiş, dilimle yaladım. Hepsi bu. Yani 72 saat az, yani susuzluk kaldık, aç kaldık. Ama Rabbimize şükürler olsun. Üzerimize düşeni yapmaya çalıştık bütün arkadaşlarım. Ben Zekeriya Özkal, Kıbrıs Gazisi, Karamanlıyım, Yeşillere Köyü'nden. Askerlik yapıyordum. Kars'ın Şahnalar köy şeyinde, ilçesinde. Eğitimde ilk haber aldık. Oradan otobüslerle Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'den Mersin'den gemiyle karşıya geçtik. Kıbrıs'a geçtik. Bizim geçtiğimizde komandolar ormanı yakmışmış. En büyük şeyimiz o oldu. Otobüsle oradan o ormanın içinden geçtik. Orman yanıyordu. Oradan işte bölüklere dağıttılar bizi tekrar. Akıncılar köyüne gittik. Akıncılardan Kiracılara gittik. Kiracılar diye bir köy. O zaman Rum ismiydi hepsi zaten. Yani biz öyle şey yaptılar. 14 ay orada kaldım. Ben Kars'a görev yapıyordum. Kars'tan Osmaniye'ye gittik. 50. Piyade Layı'na. Oradan Mersin'e, Mersin'den Kıbrıs'a geçtik. Yani ben ikinci harekette katıldım. Peki nasıl hissediyordunuz Kıbrıs'a gittiğinizde? Vallahi fazla bir şey hissetmiyordum ama varınca tabii o ortamı görünce daha bir heyecan oldu. Ellerimize silahları verdiler. Gemide dağıttılar daha doğrusu silahlar. Bilmiyorum yani yaşayan bilir ama o anki şeyim öyle yani. Yalnız çok susuzluk çektik. Yani su falan yoktu yani. Orada en büyük anım bir kuyudan su çektik, kaynattık. Acaba içebilir miyiz diye. Maalesef o zehir gibi tuzlu su. En büyük anım da oldu benim. Ben Mustafa Polunsa, Ağır Eleşkirt'te geldim ben. İkinci harekete katıldım ben. Birinci de ben Ağır Eleşkirt'teydim. İşte oradan 52 tane otobüs ile Erzurum, Elazığ, Taşkent gemiyle Kıbrıs'a vardı. Ondan sonra Yakoşa'ya giden bir ana yol vardı. Onun önünde bir dere. O dereye bizi yaptılar, nedir dediler. Ondan sonra bugün hareket olacak dediler, ikinci hareket. O gün olmadı. Bizi Beşmen Hatalarına götürdüler. Orada karşıda Rumların dürbünüyle biz onları görüyoruz, onlar bizi görüyor. O gün akşam oldu. Bizi ikinci hareket yaptı, başladı. Ben topçuydum, bizi aldı, geri tepmezdi, topçuydum. Yani tiplerim üzerinde üstteki basışıydı yani ayaklı. Ondan sonra yaz gününde arı nasıl oğul verircesine, böyle yağmur yağarcasına işte 500 metre üzerinden işte 5-6 metre sağından solundan böyle yağmur gibi yağıyor. Bu arada biz 3 topçuyduk. Birinci top ateş etti, ikinci top ateş etti. Bizim topun merminin ağırlığı 18 kilo. Kuyruk kulaklığı hazırladı mı mermiyi doldurucu omuzuma vuruyor. Yani haberi olsun
doldurdum diye haber etmek için. Bu arada birinci topa çeşidi, ikinci, üçüncü de arkadaş hazırla bana omuzuma hazır komutunu verirseydi ben elim tetikte gözüm dürbünde ikinci hareket bitmiş. Yani bu arada bu kadarlık yani. Ben Kıbrıs Gazisi İsmet Turgut. Ben Ankara Çubuk'tan 2. Ordu'daydım. 332 piyade alayından katıldım. Biz otobüslerle Ovacağa kadar gittik, Silivke Ovacağa kadar. Oradan helikopterlerle indik. Kıbrıs'tan indik 45 dakikadan. Oradan pilotlar yoldan bize dediler ki helikopterde daha inmeden en fazla 20 saniyeden şu cephanelikleri indireceksiniz. Biz oraya vardık. Her tarafta ateş geldi. Komando zaten çatışıyordu dağda. Ondan sonra biz sandıklarını unuttuk. Yani cephanelikleri unuttuk. O pilotlar, iki tane pilot. Biri yüzbaşıydı, biri üsteydi. O sandıkları boşalttılar. Boşalttılar, ondan sonra sandıkları apalayarak dalımızı alıyoruz, gidiyoruz, bize ateş ediyorlar. Apalayarak şöyle emekleyerek aldık götürdük. Kendileri var içinde. Çeke çeke götürdük. Orada bir şey vardı. Çalı çöpü. Oraya koyduk. Sonra şeye toplama bölgesine gittik. Üstemenin yanına. Oğlum dedi buradan mecliden dur bekleyin. Biz bekledik. Az sonra şey emir geldi. Tarvize gideceğiz dedi. Gönüllü gitmek isteyen var. Biz hemen el kaldırdık. 20-30 kişi. Gittik. Bunlar karşıda tanımak yoktu o zaman. Karşıda topla bize ateş ettiler. Bizim Siyirtli arkadaşımız Salih Kama. Salih Güven, pardon Kama değil, Kama İskender ünlüydü. Salih Güven orada havanın üzerine düştü. Kalçası koptu. Hemen helikoptere yetiştirin falan. Battaniyenin içine koyduk. Ondan sonra birkaç adım daha helikoptere ulaşmadan vefat etti orada. Oradan sonra o günü kaldık. Ertesi gün tarvize kaldık. Karatepe diye bir yer vardı. Orayı ele geçirdi. Orada ikinci hareket zaten ikinci harekete de katıldım ben. İkinci hareket de sabaha karşıydı. Saat 4.30-5 arasında. Kabul komutanı geldi dedi. Alp Üsteğmen'im dedi. 5 dakika kaldı. Ne oldu? Hemen dedi herhalde muharebe düzeni verir. Muharebe düzenini aldık. Biraz yürüdük. Bunlar ateş etmeye başladılar bize. Ondan sonra biz onlara, onlar bize şöyle sağıma soluma bakıyorum, sala sesleri, ezan sesleri, sala okuyor. Ya buranın neresi? Burası Türkiye mi? Burası cephe. Nereden bu sala sesleri geliyor? Meğerse Cenab-ı Allah tarafından geliyormuş. Evliyalı Ahmet'ime. Ondan sonra bir asker, dört asker kadar öyle şey olmuş. Kaba şeyler var, mermiler var, cephanelikler var. 207 tane mermi vardı benim. 5 tane şarkı dolu, 107 mermi de yedek. Ondan sonra aklıma şu geldi. Uçaklar havada dönüp süzülüyor. Yavuzlar denizden emir gözlüyor. Tanklar gelmiş dağı taşı düzlüyor. Kıbrıs için yürüyelim kardeşler. Allah'a bağlıdır bizim özümüz. Kur'an'dır imanımız, dinimiz. Kıbrıs için dökülecek kanımız. Kıbrıs için yürüyelim kardeşler. Ben de Bekir Uran Kıbrıs Gazisi Ankara Hava İkmal Bölüğü'ndeydik. Bizler gene hizmetteydik. Kıbrıs'taki arkadaşlarımızın cephane eksikleri neyse bölük komutanlarımız sayesinde onlara bilgi geliyordu. Biz cephaneleri yükleyip uçaklarla Kıbrıs'a bırakıyordum. Koordinatlar üzerine. Oradan geri geliyordu. İki sefer gitti hemen. Üst üstüne. Yani ne eksikse paraşütlerle atıyorduk. Ankara'da bir şeyden depodan yükledik. Bir hatta bizim uçak hava indirirken hava şey yaptı, kaza yaptı. İsabet aldı. Ama ne motora değdi ne benzin şeyine değdi. Başka bir şey görmedik yani. 21 Temmuz'da filan Gaziantep İslahiye'deydim. Usta bildim. Oradan da Osmaniye'den, Adana'dan Tarsus, Mersin derken Mersin'in çamlığın altında toplandı askerler. Oradan Daşucu'na vardık. Daşucu'nda bizi Zilke'nin ekibi geldi. Bizi neşelendirdiler.
Biz gemiye bindik, hareket ettik. Bizim neşelerinde Zilikli ekibiyle biz de oynadık. Derken yemek verdiler halk. Oradan gittik. Bizim gemi nasıl olduysa geri döndü. Topçuydum ben. Topçeker şövalyeydim. Nasıl olduysa gemi döndü. Derken bir gün sonra gittik biz hareket ettik. Girne'ye yaklaştık. Dağlar görüktü. Biz daha Türkiye'de Gaziantep'in işte oralarında dağlar gibi gördük. Nur dağları gibi. O da Kıbrıs'ımış tabii. İyi görüküyordu. Sonra gece oldu. Gece olunca saat 3 yahut 2 sıralarında yahut 12 miydi ne yanaştık gemiye çıkacak Girne'ye. Girne'de de çıkacağı sırada bize bir mermi attılar. Mermi atınca tekrar gemi lambaları söndürdü, ışıklarını denizin biraz içine doğru çekildi. Oradan sabah oldu, sabah dedim yani saat 3-4 sıraları yanaştı doğru bir şey falan yok, iskele falan yok, Girne'ye bayağı bir dere kenarı bir şeye yanaştı. Bir rampa gibi hafif bir dereden altına demirler attılar arabalar çıkmaz için. Zaten hep gittik, çözdük oraya varınca. Yani 5-4 dakikanın içinde hep boşaldı. Oradan acaba nereye bassak, nerede adam var, nerede gavur var, ne var? Yalnız gece olunca uçaklar bombalanmış Girne'yi. Gavur dağı, Beşparmak dağı bildiğin yıldız gibi yanıyor odunların, ağaçların kütükleri. Orada ne sabah oldu dediler akşam şey yapacağız. Birinci hareket yapılacak dediler. Akşam oldu biz atışa başladık. Bizim önümüzde iki tane ev vardı. Tabii orada 30-40 kadar kadın yanlarında da ikişer tane erkek oraya hemen girdiler evlere. Neyse birinci hareketi akşam yaptık. Sadece kısa sürdü bizim hemen. Bir saat, iki saat atış yaptık. Ben topçeker şövalyeydim. Topçu Murat Tabati oluyor tabii. Topa 73 falan mermi sürdüm ben. Birinci hareket bitti. Bir saatin içinde. Yalnız tabii o gece bir şey Beşmenlak Dağı'nın bir burun var. O burunun ucunda 8-10 ev var. Bir de kilise var. Oradan mermi geliyor tabii. O gün mermi attılar. Silah attılar tabii sabaha yakın. Biz de top attık ya karşıya tarafa. Onlar oradan bize silah attılar mermi. Dediler ki cevap vermem dediler yarın. Yarın cekesi gün oldu cevap falan vermedik. Atış yapmadık. Onları gayri bastılar kumandalar. Onların sesi kesildi cekesi. Oradan birinci hareketi bitirdik. İkinci harekete Beşmenlak Dağı'nın arkasında Değirmenli Köyü var bir orada. Oradan yaptık ikinci hareketi de. Yalnız çok şey geldi, çetin geçti. Değirmen Köyü'nün oraya. Çünkü dağın altını oymuşlar, mevzi yapmışlar. Bir mazgal, kalelerde mazgal delikleri var ya. Onun gibi şey yapmışlar. Mazgal delikleri yapmışlar silahla atış yapmak için. Atış yapıyorlar ama asker yanaşmış, askeri bir kırdılar. Kırmışlar, telefon geliyor. Ben tarih çeker şoför oldum bunlar ikinci harekette. Benim o Türkiye'de silahım, arabam şeyim geldi. Tarihim, arabam bana geri verdiler. Ben tabii oraya gizlendim ben. Arabamı gizledim. Komutanım askeri bütün kırdılar dedi. Bir grup askeri. Karşıda düşman yok. Tekrar bir hücum daha verdiler. Onları da kırdılar. Komutanım asker yine kırıldı dedi. Asker karşıda müdafaa yapacak, savaşacak adam yok.
Halbuki orada dağın altında oymuş da oraları bir kalelerin mazgat defterini yapmışlar. Oradan askeri kırmalarmış. Biz de gayri benim ya çocuklarım komba, tabi komutan bize benim yavrularım ateşli. Biz bunlar hani bize model verince bir sefer mermi atıyorsa dakikada iki mermi atıyor top. Biz üç dört atmaya başladık. Derken söktürdük. De, ikinci hareketi de öylelikten piyade. Zaten biz bir saat falan iki saat yapıyoruz harbi. Oradan söktürdük millik piyadeler şey diyor. Müdafaa yapıyor, mücadele yapıyor. Onlar zaten kaçıp gidiyor. Koyun sürüsü mü gidiyorlar işte. Askerler de onu kovup gidiyor. Yakaladığını öldürüyor. Yakaladığını kaçıyor. Aynı. Zaten başlangıç da şöyle oldu. Aynı arkadaşlarım anlattığı gibi 4:30'da filan uçaklarımız geldi. Bir şöyle zikzak şekilde üstümüzden. Yarım saat bir bombardıman yaptılar. Ondan sonra bizim topçular atış yaptı. Bizim topçular atış yapınca 2 saat filan saat 4 ise mesela 6'ya filan 7'ye filan bitirdik. Söktürdük. Oralar bütün söktürdük. Ondan sonra piyadeleri aldı gitti gayrı. İkinci harekette böyle bitti. Diyeceğim bu kadar. Ben Osman Tok, Kıbrıs Gazisi. 1973'te gittim ben adaya değiştirme birliği olarak. 1974'ün 15 Temmuz'unda araziye çıktık. Akşamları mevzilerimizi kazdık. Gündüz Gönyeli kasabasında itiraf mevzilerine kaldık. 20 Temmuz 1974'te sabah saat 5'e 10 kala uçak bezleri serme görevi bana verildi takım olarak. Uçak bezlerini serdi. Türkiye'mizden bizim keşif uçaklarımız geldi. Adayı gezdi. Nerenin dost birlik, nerenin düşman birliği olduğunu işaretlediler. Onlar Beksumaklarına geri çıktı. 2 tane bombardıman uçağı geldi. Yerlokuz havalanı vardı. Orayı bombaladılar. Yunan'ın uçağı inip kalkmasın diye. Bizim 24 tane hava indirme paraşüt birliğimiz, uçaklarımız geldi. 14'ü Magos'la, 14'ü Omorfa tarafından geldi. Lefkoşa şehitliği var, Tenikeci köyünde. Oraya indirme yaptılar. O anda Yunan'da Gabon'dan çıktı alayından, üzerimize geldi. Ama 150 metreden geldiler. Biz daha hala sessiz yatıyoruz arpa tarlasının içinde. TMR dedi ki bizim takım çavuşu vardı. O, aman dedi atış emri vermeyin. Divan Erbe gönderler savaş olmazsa. Ben de dedim ki çavuşa, yaşıyorsa Allah ömürler versin, ölürsen Allah rahmet edin, haber alamadım Eskişehir'i kendisi. Dedim ki sen takımdan sorumlusun, ben de dedim timden sorumlu. İki işlem komutan olarak benim timden atış emri geliyorum ben. Atış emri verdim. Tim başladı, 6 tane altımız vardı. Başka yok, mensubumuz yok bizim, 18 kişiydik biz orada. O anda Yunan olduğu yere yığıldı. Önümüz, anımız harla. Bizim olduğumuz arpa tarlası. Benim tim dedim, Mehmet Ali rahmetli oldu. Nişancı yardımcısı vardı. Yangın mermisini sök dedim. 1/5'si yangın mermisi. Anımızı at, yansın onu kovalım dedim. Anımızı attı, yandı. Yunan bombuz askerlerin geri çekildi yeri tankla. Akşam saat 5'e kadar rahatladık. Akşam saat 5'te 14 tankla geldiler ama geçemediler. Teşekkür ederim. Bu Abdülaziz Durağan Yaren Kıbrıs Gazisi Sarıkamış'ta 57. Dağ Kış Er Eğitimi Komando Birliği'nden Kıbrıs'a katılmak için yola çıktık. Osmaniye'ye otobüslerle Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'den Mersin'e kadar trenle geldik. Oradan Kıbrıs, gemilerle Kıbrıs, Girne limanına yaklaştık. Oradan adaya indik. Adaya indikten sonra ve birliklere dağıtıldık. İkinci harekette, 14 Ağustos ikinci harekette Lefkoşa'da Hamitköy'de mevzilerde savaşa katıldık. Yani hepsi bu kadar anlatacağım şeyler. Nasıl hissettiniz savaşta? Savaşta kendimizi çok iyi hissettik geniş olarak. Şimdi bir de şöyle bir anımız var. Biz Değirmeniköy Dilir Köyü yakın muharebede temizledik. Yani içerisindeki insanları temizledik. Orada insanları, yaşlıları ve kadınları topladık. Bir kahvenin önüne
insanlık görevimiz olarak onlara meşrubat açıverdik. Karşı düşmandı onlar ama biz insanlığımızı orada da göstermiş olduk. Onları bize tuttuğumuz zaman öldürmedik yani. İnsan olarak kalmalarını ve yaşamalarına zaman tanımış olduk Allah'ın izniyle. Orada öyle bir şeyimiz yaşandı yani. Ama onlar bizi buldukları yerde öldürüyorlardı yani. Hepsi bu kadar. Ben Sedat Kürekçi. 1953 doğumlu. 6. Kolordu Savaş İstiklal Taburu. İstiklal Onbaşı Sedat Kürekçi. Mersin'den gemiyle Kıbrıs Adası'na geçtik. Orada çıkarma gemileriyle oraya intikal ettik. İntikal ettikten sonra bizi 66. Rum Piyade Alayı'na aldık. Oraya geçiş yaptık. Orada kaldık bir müddet. Ondan sonra da başka yerlere intikal ettik. Yalnız benim bir anım var. Anım şu. Türk bayrağına Rumlar tarafından hakaret edilmiş. O hakarette ben bu Rumların bizim bayrağımıza hakaret ettikleri için ben bu bayrağı buldum. Yani hakaret çok büyük. Burada söylenmesi olmaz. Onun için bu bayrağı temizledim, yıkadım, ütüledim. İpek bir bayrak, çok güzel bir bayraktı. Ama buraya geldim, burada o bayrağı kaybettim, bulamadım. Ama sancağımız, şanımız, Yüce Türk ünvanımız, vatan bizim canımız, feda olsun kanımız. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben Fevzi Ünal, Akçişehir kasabasından. Antelin kazası Islahiye'de Topçu taburunda görev yapıyordum. Bir gün eğitim alanına çıktık öğleden sonra. Üstelik bir gemi çizdirdi bize taştan. Gemiyi çizdirdik ve geminin içinde geziyoruz şimdi. Bu gemiyi hatırlandı bize. Ulan bize diyor bu gemiyi ne yapacağız biz diyoruz. Neyse bir hafta geçti. Biz eğitimi, geminin içine giriyoruz. Askerlere yerleşiyoruz. Herkes topçular. 4 top var bizim. Bir gün reoları bütün birlikte ne varsa oraya yığdı. Bu geminin içinde bu araçları yerleştireceksiniz dedi. Geminin içine araçları yerleştiriyoruz. Kimisi işte çizgiden çıkıyor. Gemiden aşağı düştüm diyor. Arabanın önüne hopluyor. Askerin şoförün üstünde. Şoföre diyor ki gemiden aşağı uçtun. Öldün sen diyor zaten diyor. Biz de hayret diyoruz ya bu gemiyle bizim ne işimiz olurdu. İşte bir 15-20 gün falan geçti aradan. Yine böyle öğlen sonu eğitim yapıyoruz. Haydi bir alarm vurdu. Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Arabalar reolarla beraber hiçbir şey almadığımız, üstümüze bir şey almadan eğitim alanından reolara, cephanelere doldurduk. Islahiye'den çıktık Antep yoluna. Yavur Dağları'ndan akşam olurken Yavur Dağları'nı geçtik. Osmaniye'ye sallanırken arabalar hararetten yanmaya başladı. Rampadan aşağı inerken fren yapıyorlar ya arabalar. Arabalar durdurduk rampadan aşağı inerken Yavur Dağları'ndan. Arabalar soğudu. Oradan akşam oldu. Osmaniye'ye indik. Osmaniye vardık orada akşam yattık. Sabahına bir kalktık sadece biz değiliz. Her taraf asker dolu, her taraf sipir dolu. Davul zurna bir taraftan. Neyse orada petroldan şeyle reolara şeyi doldurduk. Yakıtlarını aldık. Oradan Alatay'a geliyoruz şeyden. Biz o yolun üstünde geçerken bizim reoların üstünde yiyecek ne isten yoldan giderken reoların üstüne atıyorlar. Bunlar için yolun kenarında askerler vatandaş yığılı. Alatay'a geldik. Alatay'da bizim araba bozuldu. Arabayı tamir ettiler. Alatay'da bir gece kaldı orada. Sabahına erkenden çıkartma gemilerine, aynı o çıkartma gemilerine arabalar yerleştirdik. Arabalar yerleştirdikten sonra hareket ettik Kıbrıs'a. Ortalık kararmak üzereyken Kıbrıs'a gece çıkacaktık akşam karanlıkta. Yavur Dağları'nın için, Beşperinat Dağları'ndan ateş başladı. Bir o yandan ateş başlıyor, bir bu yandan. Çıkartma gemileri diler ki biz çıkamayacağız. Gemilerin ışıklarını söndürdüler. Zabağı da geminin içinde bekledik. Girne'ye yakın bir yerde.
Ortalık ağır kan beraber girmeye yanaştık. Yine çıkartma gemilerini yanaştırdık. Gemilerin kapakları açıldı. Zaten kapak tam karaya varmıyor. Yarıya iniyor böyle 100 metre geriden duruyor. Kapakla iniyor. Bizim su buramızdaydı. Reolar çalıştı. Topları çakardık. Orada arabalar falan eskiden işte derdi. Hiç araba daha biz korpustan gelince de o arabalar işte bitmedi. Burada çalışmayan arabalar. Oradan hareket ettik. Kıbrıs'ın yollarını bir göreceksiniz. Cenazeler, ölüler, tavuklar, teşler, o tanklar şeyleri ezmişler, arabaları ezmişler, böyle yolları bir göreceksin. Yoldan geçiliyor, yan gece mi gezemezsin. Neyse vardık bir tarafa mevzulendik işte. Bizden önce, biz indikten sonra ileri gözetleyiciler var bizim. Tam düşmanın içine giderler. Düşmanın mevzilerini tek tek kontrol ederler. Onlar bize, biz mevzilendik. Onlar bize hedefleri bildirdi, bildiriyorlar. Biz ateş diyoruz. Ateş bittikten sonra biz duruyoruz. Piyadeler önce arkamızda oluyor. Piyadeler öne gidiyorlar. Onları hallediyorlar, temizliyorlar. O piyadeler vardıkları zaman mesela şehrin içine girdi Karaman'dan. En kavşak nerede var? Kavşağın belli bir yerine büyük bir binayı bu makinalı tüfekleri yerleştiriyorlar. Başında bir adam makinalı tüfekle hiç durmadan yolu giren çıkanı darıyor. Kır 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 kır. İleri gözleşler de biliyor. Filan hedefte şey var, düşman var. Bize hedefte topçuları bildiriyorlar. Topçu ateş ediyor. Orayı imha ediyor. Orayı imha ettikten sonra mevzu değiştiriyoruz. Gidiyoruz. Bir hafta Girne'de öyle savaştık. İkinci Girne'den işimiz bittik. Beşparmak dağlarından sonra Boğaz var. Boğaz'dan geçtik Girne tarafına. Beşparmak dağlarının güneyine geçtik düşmanın tarafı. Orada mevzulendik. İkinci hareket bekliyoruz orada işte. Yine ilerliyoruz zaten düşman hiç durmuyor zaten. Onlar atış yapıyor. Biz yapıyoruz. Hareket hiç durmuyor. Esas ikinci harekette biz topları mevzulendirdik. Bizim topların mevzusu şu masa var ya. İpi tutuyorsun 7 metre 20 santim. Şöyle bir çeviriyorsun. 7 metre 20 santim toprağı kazıyorsun, dışarı atıyorsun, topları sokuyorsun. Cephanelere, kulübe gibi evler taşıyorsun. Cephanelere yerleştiriyorsun. Toplar orada tevcih oluyor bizim. Bizim tevcihimiz bir gün sürer. Esas tevcihimiz bir hafta sürer de. Acil tevcih bir gün. Gece oldu ne yapacaksın? Sen topların başına kalamıyorsun. Akşam oldu herkes kendisini mevzu kazacak. Kazmak zorunda. O mevzuyu kazmadan uyumak, oturmak yok yani. U şeklinde böyle mevzuyu kazıyor, böyle oturuyorsun. Arkadaşın biri bu tarafta, biri bu tarafta, şu orta dolu böyle. Makine tüfek böyle. Böyle durursun. Akşam oldu, her taraftan ses gelmeye başlar. Katır kutur, katır kutur, bir taraftan eşek gelir, iki taraftan köpek gelir. Kim gelirse böyle makine tüfeğine dararsın gayrı. Kim de gelirse. Arkadaşın daha olsa toplar böyle içeride biz ses dönüyoruz böyle. Dışarıya dönük bütün askerler. Ortada subaylar, bir takım yedi kişi bir takım oluyor. Bir taraftan şey olursa, müdahale edilen olursa. İkinci harekette işte topları tevcih ettik. Saat 12 falan işte hareket şey olacak. Barış oldu, oldu, olmadı. Sabah erkenden harekete başlayacağız. 12'den sonra işte komutanlar telsizlerle, radyolarla dinliyorlar zaten. Efendim bize haber ettiler. Sabah erkenden harekete başlıyoruz. Ama biz değil. İlk önce uçaklar gelecek. Bütün mevzuları bir şöyle tarayacak. Uçaklar gittikten sonra biz topçulara başlayacağız. Uçaklar sabah erkenden ortalık ağırken geldiler. O mevzuları ne kadar mevzu varsa bombaladılar gittiler. Biz de bekliyoruz tabii topların içinde. Ondan sonra sıra bize geldi. Bizim ileri gösterici belli zaten. Hedeflerin yanında. Bize bildiriyorlar şu hedefe. Hedeflerin mevzuları meşhur metrekaresi var. Toplara yükseliş veriyoruz. Onlara atıyoruz. Mevzuları biz de bitirdikten sonra biz iş bitiyor. İş bittikten sonra piyadeler arkamızdan öne geçiyorlar. Piyadeler oraları temizledikten sonra biz arkalarından gidiyoruz. Onlar sıkıştığı zaman biz duruyoruz piyade topçularına. Ateşliyoruz orayı hallediyoruz. Piyadeler yine giriyorlar. O gün sabah çıktık saat 9'da. Akşama kadar gittik. Ortalık karardı. Topları tevcih edeceğiz. Tevcih ne demek? Düşmana karşı hazırlık. Mevzilerine. Ortalık karardı. Toplarda bir ışık olur aynı böyle kamera. Bir de ileri gösteren mevzi şey var. İki tane ışık olur. Birisi karşıda,
topun tevcih edeceğimiz birisi de topta. O ışığı görünce kadar ortada badem ağaçları var, ormanları, onları keseceğim. 12 kadar zaten o mümkün değil o ağaçları temizlemek. Şimdi topların hepsi tevcih etti. Bizim topa geldi birinci top. Tevcih yok, olmuyor ki. Ağaç bitmiyor kese kese. Müslüman geldi. Niye oldum? Ses çıkarmıyor böyle. Ne oldu topun başında? Komutanım ışığı göremiyoruz daha. Ondan sonra hallettik galiba. Saat 3 falan oldu. Bitirdik. Ondan sonra kendi mevzimize başladık. Ortalık bir ağırdı. Ortalık ağırdıktan sonra ulan etrafa bir baktık. Her taraf badem ağacı. Karnımız aç. Bu geçi boynuzu. Bildiğin geçi boynuzu biliyoruz. Harmuttirler. Ondan. Haydi bakalım. Kimimiz geçi boynuzu yer. Kimisi badem kırar. Badem yer. Şey zaman, bu zamanlarda işte. Böyle ikinci harekette bir gün bir anı var. İlk yemeği yiyeceğiz. Piyadelerden bir şey, çorba yapılmışlar. Kazanlarından getirdiler. Bahtarca akşam olmak üzere böyle, hava kararmak üzere. Bahtarcanın içine yola yuvarlak kurduk. 20 kişiye bir ekmek düştü. Bölüştük. Çorbalar da ağırmaya başladı. Bir ateş bizim pişirdim, bataryanın etrafında. Geçme anahtarlar böyle yakın ya. Ulan yukarıdan ne oluyor? Ulan komutanım dağdan aşağı kaç kişi geliyor, ses geliyor. Ne sesi oğlum? Vallahi geliyorlar. Makine atıyorlar işte daha geçme anahtarlar daradılar böyle. Ortalık karardı. Ne ekmek yiyebildik, ne çorba içebildik, sabah oldu. Üstelmen dedi ki ulan bir grup. Şu dağa çıkın bakayım ne varmış o dağda. Ulan dağa çıktılar kara geçire var ya. Kara geçire dağdan aşağı inerdik hani yukarı mı çıkardık. Gümbür 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 kara geçire vurmuştuk. Böyle bir anımız oldu.